Arkadaşlar bu haritamızda size bir madenden bahsedeceğiz. Hangi madenden bahsedeceğiz? Krom. Krom madeni denildiğinde kesinlikle şu cümlelere çok dikkat et. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Demire sertlik verir. Önemli bir ihraç madenidir. Ne dedik? Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Demire sertlik verir. Önemli bir ne madenimizdir dedik arkadaşlar. Önemli bir ihraç madenimizdir. Krom sorusu geldiğinde haritada kesinlikle bu köşeye gitmem gerekiyor. Bu köşemizin adı nedir arkadaşlar? Muğla Dalaman Havzası. Muğla Dalaman Havzası'ndan ki Dalaman demeyecek tahminimce de sana ne diyecek? Fethiye Fethiye köyce izleyecek tamam. Fetih'e köyce krom çıkar ama dikkatli ol. Nereye gidip işletilir? Antalya ferro krom testlerinde işletilir. Muğla Dalaman'dan krom çıkar. Antalya ferro krom testlerinde işletilir. Bu bizim için önemli. İkinci gideceğimiz yer kesinlikle maden deyince uçarak gittiğimiz il olan kim arkadaşlar? Elazığ. Elazığ, Gulaman. Bak. Muğla, Dalaman, Elazığ, Gulaman. Krom nerede? Dalaman'la Gulaman'da. E, Gulaman e, ismini kullanmayacaktır. Sana ne diyecektir biliyor musun? Alacakaya. Tamam. Elazığ, Alacakaya diyecektir. Bu sağdan krom çıkar ve dikkatli ol burada krom işletilir. O zaman Elazığ'da da bir ne vardır arkadaşım? Ferro krom. Özellikle krom sorularında bu iki noktaya odaklanmanı çok isterim. Peki hocam beni başka bir yerlere götür. Sorularda karşına çok çıkacak bir yer var. Erzincan kop. Tamam. Erzincan koptu. Erzincan koptu. Başka kesinlikle Bursa'ya götürecek seni. Bursa, Orhaneli. Bak Erzincan ve Bursa. Tamam mı? Sorularda dikkat edersin. Bursa'da neresi? Orhan eli. Ben şöyle söylerim. Orhan ellerini kremledi. Orhan ellerini kremledi. Ee, hocam başka yok mu? Arkadaşlar Mersin'de var, Adana'da var, Kayseri'de var, Sivas'ta var Kütahya'da var, Eskişehir'de var Çünkü krom bizde arkadaşlar oldukça yaygın bulunan bir maden Ama özellikle sorularda, yani soru geldiğinde Nereye odaklanırım? Dalaman işaretliyse, Guleman işaretliyse Erzincan-Kopdağı varsa, Bursa-Orhaneli varsa Bu madenimiz kesinlikle nedir arkadaşlar? Kromdur Evet, bu haritamıza bir maden daha ekleyelim. Bu da kim olsun arkadaşım? Turuna yatakları. Turuna yatakları. Türkiye'de arkadaşlar bize eğer turuna yatakları deniliyorsa nokta atışımız kimdir? Ankara. Ankara Beypazarı arkadaşlar. Karşınızda sorularda ne olarak çıkacak? turuna yatakları olarak çıkacak. Tamam turuna yatakları. E, soda külü tamam B pazarı. Size direkt soda diye sorsa çok bariz belli olur. O yüzden ne diyecek sana? Soda külü ya da turuna yatakları. Nereye gideceğim arkadaşım? Hemen haritada Ankara'ya gitmem gerekiyor. Bence bir de fosfata bakalım arkadaşlar. Fosfat. Bizde fos olan maden. Yani bize yetmez. Ne yaparız arkadaşlar? Yurt dışından satın alırız. Gübre yaparız. Sorularda genellikle böyle sorulur. Tamam mı? Gübre yapımında kullanılır. Ee, önemli bir ithal madenimizdir. Dikkatli olunuz. Ve Güneydoğu Anadolu'ya gidiniz. Evet Güneydoğu Anadolu'da e, Diyarbakır Çınar diyecek sana. Adıyaman Bitlis diyecek ama çok nokta atışı bir yere gitmeni istiyorum. Eğer sana bir fosfat sorusu gelirse kesinlikle Mardin'deyim. Mardin Mazı Dağı. Tamam. Eğer bana sorularda fosfat soruluyorsa neredeyim arkadaşım? Mardin Mazı Dağı. Evet. Bu haritada 3 maden gördük arkadaşlar. Birinci madenimiz kimdi? krom. Demire sertlik verir. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Önemli bir ihraç madenidir. Nereye gittik? Dalaman. Dalaman'dan çıkan nerede işletildi? Antalya. Nereye gittik? Elazığ, Guleman, Alacakaya. Çıktı burada işletildi. Başka nereye gittik? Erzincan, Koptu, Krom. Bir de Orhan ellerini kremlemişti arkadaşlar. Bursa, Orhaneli. Turuna yatakları denilirse, Türkiye'de direkt uçarak nereye geldim? Ankara'ya. Ankara, Turuna yatakları, Beypazarı, Soda, Külü dedik. Fosfat derse gübreyle yola çıkacak. Dikkatli ol. E, yetmez bize. Yurt dışından satın alırız. Bizdeki fos diyoruz. Unutma. Fosfat nerede? Mardin, Mazı Dağı'nda. Mardin, Mazı Dağı'nda.